Elbette Filistin coğrafyası esas itibariyle dünya tarihi boyunca daima insanlığın dikkatini çekmiş çünkü kutsal dinlerin doğduğu mekan olarak kabul edilen hatta bununla ilgili Osmanlı döneminde çok güzel bir tanımlama yapılıyor bu coğrafya ile ilgili özellikle. Kudüs ve civarı ile ilgili. Burası Cevelengah-ı Musa. Yani Hz. Musa'nın dolaştığı. Mehdi İsa, Hz. İsa'nın doğduğu. Ve Mahalli Muhammedi diye, Mahalli Mirac Muhammedi, Hz. Muhammed'in de miraca çıktığı bir coğrafya. Dolayısıyla üç din için mukaddes yer olarak kabul ediliyor. Şimdi bu coğrafya e, bu şekilde e, önem arz ederken bir de e, özellikle e, 19. yüzyılda e, batıda başlayan antisemitizm, yani Yahudi karşıtlığı hareketlerinin karşısında batı toplumlarında var olan, dolaşan, bir takım Yahudilerin orada etkin özellikle ekonomide finanste etkin hale gelmiş olan Yahudilerin. ...istenmemesi, onlara karşı tavır alınması karşısında Yahudiler için de bir yurt arama sevdası ortaya çıkmıştır. Ki biz bu düşüncenin ya da bu sevdanın terminolojik olarak ifadesini Siyonizm olarak ifade ediyoruz. Yani Siyonizm düşüncesi bu coğrafyada Yahudilerin bir yurt ya da bir devlet edinmelerini amaçlıyor... 19. yüzyılın son çeyreğinde yaşanan birçok e, sorunlar ve özellikle e, Birinci Dünya Savaşı'nın e, içerisinde e, Yahudilerin e, Batı'da ve özellikle İngiltere'de savaşı finanse eder hale gelmesi karşılığında İngiltere 1917'de ilan ettiği Balfour Deklarasyonuyla başkasına ait bir coğrafyayı başkasına gayri ahlaki bir şekilde kağıt üstünde vermek suretiyle bu çekişmenin başlamasına sebep olmuştur. Peki buraya gelirken burada insanlar yok muydu? İşte asıl mesele burada. E bu coğrafyada yaşayan, bu coğrafyayı asırlardan beri kendi mekanı, kendi yeri yurdu olarak belirleyen insanlar yaşıyordu bu siyonist felsefeye göre bu coğrafya insansız toprak muamelesi yapılmıştır. Yani bu coğrafya insansız topraktır ve insan olarak Yahudilere gidip bu toprağa sahip olacaklardır. Ve maalesef bu anlayış halen devam etmektedir ve burada bu Yahudiler dışındaki insanlardan bir şekilde arındırılarak burası başta düşündüğü gibi bir insansız toprak haline dönüştürülüp sahiplenilmesi gereken bir coğrafya olarak ortaya konulmuştur. Tabi 1917'de Balfour Deklarasyonu'ndan sonra e, dünyada şartlar yeniden şekillendi. E, Birinci bir dünya savaşının e, özellikle Osmanlı Devleti'nin e, aleyhinde tecelli etmesi, e, netrilenmesi ile birlikte bu coğrafya İngiliz mandasına girmiştir. E, başta tasarlanan bu coğrafyayı uluslararası bir statüde e, idare etmek varken daha sonra San Remo'da İngiliz mandasına dönüştürmüşler ve İngiliz bandasından sonra bu bölgeye biraz önce söylediğimiz ideal doğrusuna daha fazla e, muhsef Musevi'nin yerleştirilmesi imkanı doğmuştur. Ve bu 1928'li yıllara kadar ilk ciddi toplu göçlerden rahatsız olan Araplar buna karşı tavır aldıklarında Arap Yahudi çekişmeleri başlamıştır. 1936 yılında İngilizler bir komisyon oluşturarak yine bu çözüm arayışına gireceklerdir ama çözümü oluşturamayacaklardır. Çünkü maalesef uluslararası sistem ve özellikle İngilizler Arapların lehine değil gelen yerleşimcilerin yani sonradan gelip bölgeye yerleşenlerin lehinde kararlar çıkartınca mesele Birleşmiş Milletler'e havale edilecektir. Birleşmiş Milletler 1947'de yine adil olmayan bir paylaşım planı yapacaktır. Ve bu da Araplar tarafından reddedilince İngilizler 1948'de bölgeyi terk edince o güne kadar bütün hazırlıklarını tamamlamış, bölgeye geniş göçler yaptırmak suretiyle yerleşmiş olan altyapısını oluşturmuş olan e, Yahudiler e, İsrail Devleti'ni ilan edecektir. E, ve tabi olarak orada e, bir tarafta devletsiz e, ve e, dağınık bir grup yani Araplar, diğer tarafta ise e, örgütlü ve aynı zamanda dönemin uluslararası e, toplumu tarafından kabul gören İsrail devleti ortaya çıkmıştır. Yani yeni dengesiz bir durum daha ortaya çıkmıştır. Bunun karşısında e, o sırada e, civardaki diğer Arap ülkeleri müttefaki ile başlayan bir savaş 1949'da Birleşmiş Milletler tarafından durdurulacak ama hiçbir zaman sorun çözülemeyecektir ve sürekli e, a, Oradaki asıl yerlilerin, yerli Arapların ve bugünkü ifadeyle Filistinlilerin aleyhinde gelişecektir. Toprakları ellerinden alınacaktır. Onlar mülksüzleştirilecektir ve bugün geldiğimiz çatışma noktasına daha önce defalarca yaşanan çatışmalardan sonra gelinecektir. Filistinlilerin topraklarını sattığı iddiası vicdana sığmayan yanlış bir iddiadır. Doğru değildir. Her ne kadar o coğrafyada bir takım satış muamelleri yapılmışsa, belli oranda topraklar el değiştirmişse de bu Filistinliler topraklarına sattı anlamına gelmez. Her şeyden önce bu satış organizasyonunun olabileceği dönemlere bakalım. Ne zaman olacak? 1917'ye kadar Osmanlı döneminde olacaktır diyelim. Birinci aşaması bu. Osmanlı döneminde Filistinli diye bir tabiri yoktur. Yani Osmanlı vatandaşı tepası vardır ve alım satım Osmanlı vatandaşları arasında yapılmaktadır. Osmanlı Devleti e, özellikle e, bu e, batıda antisemitist hareketler Rusya'da, Polonya'da, e, Doğu Avrupa'da Yahudilere karşı e, başlatılan bir takım kırımlardan dolayı e, yapılan müracaatlar üzerine kendi topraklarını Filistin hariç diğer topraklarını Yahudi göçüne açmaya izin vermiştir. Ama Filistin de Yahudilerin toprak satın alması veyahut da Yahudilerin toplu bir şekilde bir yerleşmesi engellemiştir, yasaklamıştır. Buna dair kanunlar çıkartmıştır. Dolayısıyla Filistinler topraklarını satmamıştır. Tam aksine bu hadiselerin çoğalmaya başladığı yani Yahudiler yavaş yavaş Filistinlerin topraklarına işgalci olarak girmeye başladıkları, onları yerinden yurundan zorla çıkartmaya çalıştıkları dönemlerde Filistin'de fetvalar çıkartılmış ve bir Yahudiye arazi satmanın haram olduğu konusunda yaygın bir kanaat oluşturulmuştur. Asıl mesele şu. Yani bu bir e, Yahu şey, İsrail propagandasıdır. Çünkü biraz önce söylediğim gibi hatta İsrail netisinde Siyonist düşüncenin propagandasıdır. Siyonist düşünceye göre bu topraklar insansız topraklardır. Yani birazcık yorumlarsanız bu topraklardaki insanları insan saymamaktadırlar. Dolayısıyla e, gerek İsrail kurulmadan önce e, çeşitli tetiş terör ve korkutma faaliyetleriyle insanlar yerlerinden edildiği gibi İsrail kurulduğunda 1948'de düşünün devlet kurulu kurulmaz. Bugünkü İsrail'de ki boş alanların büyük bir çoğunluğu meskul Filistinlerin yaşadığı alandı. Şu anda Gazze ile Gazze'nin hemen sınır boylarında yani e, İsrail'in e, işgalci olarak bulunup e, tanklarını dizdiği alanlarda 100 bin insan yaşıyordu ve bunların hepsi buradan boşaltıldı. Aynı şekilde başka yerlerde e, binlerce, on binlerce insan topraklarından edildi ve bundan büyük bir çoğunluğu mülteci kamplarına ya da e, Filistin sınırları dışındaki diğer ülkelere işte kısmen de e, imkan bulanlar batıya gitmek zorunda kaldı. Bugün Filistin topraklarında 5 milyon Filistin'den bahsediyoruz ama bunun 3 katı kadar neredeyse yani 15 milyon toplam dünyadaki Filistin'in sadece 5 milyonu Filistin'de bulunuyor. Bu durumda bu iddianın söylenmesi aslında vicdansızlıktır. Bu işin bir tarafı ama rakamlarla da söylediğimizde elimizde şu anda Özellikle Osmanlı arşivlerinde 1917'ye kadar bütün tapu ve tapu olan işlemler, tapu ile ilgili işlemler var kayıtlı. Dolayısıyla bunu söylemek için önce bu kayıtları birilerinin incelemesi, görmesi, onun üzerinden rakamlar çıkartması gerekiyor.